Aşağıda ve Morgan'ın hangisi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir? Çekirdek DNA'sının emriyle ile protein sentezleme. Bakın çekirdek DNA'sı diyor. Tüm canlıda çekirdek var mı? Yok elbette. Prokaryotlarda çekirdek bulunmuyor. O yüzden bu ortak mı gerçekleşir? Hayır, patladı. İnorganik maddeleri ve doğ doğadan hazır olarak alma. İnorganik maddede ve canlılar kendisi sentezleyemezler. Doğadan hazır olaraktan ne yapacaklardı? Almış olacaklardı. O zaman cevabımız ne geldi? Bolu geldi. Devam. Besin monomerlerini oksijenli solunum ile parçalaraktan ATP sentezleme. Şimdi oksijenli solunuma bakarsak tüm canlılar oksijenli solunum yaparlar mı? Hayır abi. Oksijensiz solunum yapanlar da var mı? Elbette ki bulunmakta. O zaman bu da patladı. Azotlu metabolik atıkları üre şeklinde atma. Bazı canlılar ürik asit şeklinde atabilir. Bazı canlılar ise amonyak şeklinde atabilir. Patladı. Soylarını devam ettirmek için bölünerek üreme. Bakın bölünerek üreme Tüm canlılarda ortak mı? Değildir. Bölünerek üreme bildiğiniz üzere bir eşeğsiz üreme şeklidir. Ve tüm canlılarda ortak değildir. Cevap ne gelecek o zaman? Bodu gelmiş olacaktır. Aşağıda karbon atomu sayısı aynı olan iki yağ çeşidi verilmiştir. Yağ asit çeşidi verilmiştir. Birinci yağ asit çeşidi var. Bir tane bir de ikinci yağ asit var. Bakın karbonlar dikkat ederseniz hidrojenle ne yapılmış? Bu da doyulmuş. Dolayısıyla bu vatandaşımız ne olacaktır? Doymuş ya asit olacaktır. Doymuş. Diğeri ise dikkat ederseniz arkadaşlar burada çiftli bağlar bulunmakta. Ve hidrojenle ne yapılmamış arkadaşlar? Bunlar yeteri sayıda doyulmamış. Neden? Çünkü karbon 4 bağ yapıyor. Fakat burada dikkat ettiyseniz çiftli bağ var. Hidrojen eksikliğinden kaynaklı. Dolayısıyla bu arkadaşlar ne olacaktır? Doymamış olacaktır. Böyle doymamış yazdım. Buna göre diyor verilen yağ çeşitleri ile ilgili hangisi ortak olamaz? Doymamış yapıya sahip olma. Bakın bir tanesi doymamış ama bir tanesi doymuş. O yüzden bu ortak değil. Triglycerid sentezinde kullanılabilme diyor arkadaşlar. Şimdi bakın triglycerid sentezinde kullanma özelliğine bakarsanız eğer ki triglycerid demek ne demektir? Nötral yağ demektir. Yani 3 tane yağ asiti girecektir reaksiyona. 3 tane yağ asiti artı bir tane gliserol girecek reaksiyona. Ne elde etmiş olacağım ben? yağ elde etmiş olacağım. Artı 3 tane de su açığa çıkartmış olacağım. Yağ asitleri doymuş veya doymamış olabileceği için trigliserit sentezinde ne yapılabilir arkadaşlar? Elbette ki kullanılabilir. Karboksil grubu bulundurma diyor. Karboksil grubu bulundurma demek ne demek? Bakın şurada göstermiş olduğum yer karboksil grubudur. Yani jok grubudur. Bunda var mı? Var. Buna bakıyorum abi. Bunda var mı peki? Elbette ki bulunmakta. O zaman karboksil grubu bulunduğum ortak mı ortak? Ortak olamazı sorduğu için bize ne gelecektir? Adana gelmiş olacaktır. Aşağıdaki şekilde tek hücreli bir canlının beslenmesi sırasında ve sonrasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir diyor. Şurada almış olduğum besinin polimer olduğunu söylemiş. Buna göre seçeneklerdeki ifadenin hangisi doğru olamaz demiş. Birinci olay fagositoz olup bu olay sırasında ATP harcanır. Bakın büyük bir maddeyi ne yapmışım ben arkadaşlar? Almışım. Dolayısıyla birinci olay fagostoz olabilir mi? Olabilir tabii ki. Besinleri katı parçacıklar halinde alma fagostoz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ne olacaktır? Bu olabilir. ATP harcanıyor mu peki? Elbette ki harcanıyor. İkinci besin, ikinci besin kofulu olup lizozom organı ile birleşerekten sindirim kofulunu oluşturur diyor arkadaşlar. Tek hücreli bir canlı olmasına rağmen bu protist olabilir mi? Olabilir. Ve ne olacaktır arkadaşlar? Ökaryotik bir canlı olabilir sonuçta. Protist bir ökaryot da biliyorsunuz. E besin kofulu olabilir mi? İki arkadaşlar olabilir. Lizozomla birleşir mi? Birleşebilir. Sindirim kofulu oluşumu mu? Oluşur elbette. Üçüncü olay sonrasında oluşan monomerler stoplazmaya geçerekten arkadaşlar hücre metabolizmasında kullanılabilir diyor. Üçüncü olay sonrasında oluşan monomerle artık ben sindirim reaksiyonunda gerçekleştirmişim bitmiş atıyorum ben ne alayım abi buradan ne almış olayım atıyorum nişasta aldım tamam mı nişastayı aldım nişastayı ben parçaladığım zaman en tane glikoz açığa çıktı mı çıktı en tane glikoz açığa çıktıktan sonrasında bu glikozlar stoplazmaya geçerekten hücre metalizmasında kullanılabilir mi kullanılabilir doğru 4 ile gösterilen yapı boşaltım kafuludur artık bakın yavaş yavaş ne yapıyorum dışarıya doğru atma reaksiyonunu gerçekleştiriyor. Bu yüzden boşaltım kuplu olabilir. Beşinci olay sırasında oluşan atıklar difüzyonla yüzden uzaklaştırılır diyor. Hayır. Egzositozla ne yapacaktı? Uzaklaştırılacaktı. Bu patladı. Cevap ne geldi o zaman arkadaşlar? Edirne gelmiş oldu. Karasal bir ekosistemdeki enerji piramidi verilmiştir diyor. Buna göre hangisi doğru demiş. Şimdi burada grafiğe bakarsak eğer ki 10.000 Joule var. İlk başlangıçta sonrasında dikkat ederseniz 1000'e düşüyor. Sonrasında 100.000'e, bine 100'e düşüyor pardon. Sonrasında ise 10'a düşüyor. Yani sürekli bir ne yapıyorum ben? Enerji kaybetmiş oluyorum. %10, %10 şeklinde gidiyor. Bir basamaktan diğer basamağa aktaran enerji ona giderekten azalır diyor. Şimdi bakın bir basamaktan diğerine her zaman kayıp ne? %10. Bakın bunun %10'unu aldım. Yine aynı şekilde bunun %10'unu aldım. 1000'in %10'unu al. 100. 100'ü 100, 100 al, 10. Dolayısıyla oran hep sabit. Bu ne diyor? Enerji oranı diyor. Giderek de azalır diyor. Hep %10 kaybediyorum ama patladı. Üreticilerin biyokütlerinde depolanan enerji miktarı son tüketicilerin biyokütlerinde depolanan enerji miktarından azdır diyor. Ya bakıyorum. Üreticiye baktım abi. Üreticide çok fazla enerji var. Buraya baktım. Son tüketiciye artık. 10 kalmış. Dikkat edersiniz. Dolayısıyla enerji miktarından az mıdır? Hayır. Çoktur. O zaman bu ne olacaktı? Doğru olmayacaktır. Her trafik düzeyde enerjinin ortalama %90'ı kaybedilir. E kardeşim 10.000 vardı başlangıçta. Bunun %90'ını kaybetmişim. 9.000'ini kaybetmişim. Kaybettiğim zaman ne geldi? 1000 geldi değil mi? Bak 1000 kaldı. %90'ını kaybediyoruz mu? Kaybediyoruz. Doğru mu? Doğru. Hangisi doğulamaz diye soruyor bize. O zaman ne gelecektir? Denizli gelmiş olacaktır. Genotipi verilmiş olan sağlıklı bireyde Büyük A ve küçük C genlere bağlı olduğuna göre Şimdi bakın bu tip sorularda adam sana hangisinin bağlı olduğunu verdikten sonrasında ne yapıyoruz? Çubuk çiziyoruz arkadaşlar İki tane çubuk çizdim bak Ne diyor bana? Büyük A ve C bağlıdır diyor Şuraya büyük A yazdım Ve şuraya da küçük C yazdım Tamam Bu büyük A'nın karşısına neyin geleceğini ise şunun yanındaki adam belirliyor O zaman buraya küçük A gelecekmiş şu küçük C'nin karşısına neyin geleceğini şu belirliyor. Bak büyük c'ye gelecekmiş. Büyük C'yi yazdım. Şimdi bunların bağlı olduğunu biliyorum. B, D ve E için herhangi bir yorum yapılmadığı için çubuk çizmeye devam ediyorum. Şu çubuk çiziyorum. Bu çubukların boyları eşit. Tabii biz burada tablette çizdiğimiz için arkadaşlar boyları eşit olmayabiliyor. Onu çok fazla takmayın. Şimdi B'ye bakıyorum. Şurası B'ymiş. Bunun karşısına yine ne gelmiş arkadaşlar? B gelmiş. Yazdım. Şuna bakıyorum. C'miş Ama C'yi alamayacağım. Çünkü C hakkında konuşmuştum. D'yi alacağım o yüzden. D'ymiş. Şunun karşısına küçük D gelmiş. Şunlarda ise küçük E'ye küçük E'ye gelmiş. Tamam. Olay bu. Şimdi burada bunları yazdıktan sonrasında şunlar dikkat edersiniz bağlı olduğu için şu kısım bağlı olduğu için arkadaşlar Burayı ne sayacağım? İki kromozom gibi düşüneceğim. İki kromozom. Bağlı çünkü bunlar. Şurası bir, şurası bir şeklinde. Bunları ise sayarken bakın bu bir, bu bir şu, bir, şu bir, şu bir, şu bir ve bu da bir şeklinde ne yapacağım? Sayacağım. Bunları da sayarken şurası bir ve şurası bir şeklinde ifade edeceğim. Tamam. Ne diyor? Mayoz bölünme sonucu oluşan gametlerinde 4 kromozom bulunur diyor. Toplamda say abi bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kromozom varmış. Bunlar mayoz bölünme geçirirlerse eğer ki kromozom sayısı yarıya inecek mi inecek. O zaman 4 kromozom bulunacak mı bulunacak. Bu doğru mu? Doğru arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Mayoz bölünme sırasında crossover gerçekleşmezse en fazla 4 çeşit gamet oluşabilir diyor. Şimdi bakın, crossover gerçekleşmezse her zaman düz şekilde alıyorum. Yani şunu aldım ya, şunu aldım. Bunu aldıktan sonrasında şunu, şunu ve bunu alıyorum. Türkçe konuş hocam, hemen konuşayım. Bak, bunu aldım ya. A'yı aldım. Yanına C'yi aldım. B'yi aldım. D'yi aldım ve E'yi aldım. Tamam mı? Devam ediyor, devam ediyor. Bu sefer neyi alacağım? Yine bunu alacağım. Bu sefer yanlarına bunları almış olacağım. Bak bunu yazdım yine. Büyük A, küçük C yazdım. Bu sefer şunu alıyorum. B'yi aldım. Bu sefer şunu alıyorum. Küçük D'yi aldım. Bu sefer bunu alıyorum. Küçük E'yi alıyorum. Şununla işim bitti. Aynısını bunun için yapacağım. Farklı bir renkte ifade ederim. Şunu aldım bu sefer de. Küçük A, büyük C yazdım. B'yi aldım. D'yi aldım ve E'yi aldım. Yine küçük A küçük C'yi yazdım. Büyük C'yi yazdım pardon. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Ve de şunu alıyorum. Bak 1, 2, 3, 4 tane. Crossover gerçekleşmezse 4 çeşit gamet mi oluşacak? Evet. Hocam crossover gerçekleşmiş olsaydı ne yapacaktım peki? O zaman şunu alacaktım. Şunu çapraz yapacaktım. Bunu çapraz yapacaktım. Ve bunu alacaktım. Tamam. Devam. Mayoz bölünme sonucu A, B, C, D, E genotipinde gamet oluşması crossover olayının gerçekleştiğini gösterir bize diyor. Şimdi normalde büyük A ile büyük C'nin yan yana gelme durumu var mı? Yok. Neden? Bakın büyük A küçük C'ye gelmiş. Küçük A büyük C'ye gelmiş. Büyük A büyük C'ye geliyorsa o zaman şöyle çapraz yapmış demektir. Çapraz yapıyorsa ne vardı her zaman? Crossing over durumu söz konusuydu değil mi arkadaşlar? E ne diyor buna? Crossover olayının gerçekleştiğini gösterir mi? Gösterir elbette. Doğru. Cevap ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Ya kalla abi sorulardan bir tanesidir. Ee, zor sorulardan bir tanesidir. Görmek lazım birazcık. Sadece aklınızda bulunsun arkadaşlar. Crossing over olayında her zaman çapraz yapması lazım. Yoksa crossing over yoksa düz gidiyor tamam mı? Her zaman düz gidiyor. Cevabımız ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Aşağıdaki şekilde hidrada tomurcuklanma ile üreme gösterilmiştir. Bu üreme çeşidinde ana beyden yeni beyin oluşması sürecinde. Şimdi tomurcuklanma denildiği zaman tomurcuklanma bir eşeysiz üreme şeklidir. Eşeysiz üremeyi konuşuyorsam eşeysiz üremenin temelinde ne vardır değerli dostlar? Mitoz bölünme bulunmakta. Hangisi gerçekleşir diyor. Mitoz bölünme Allah'ın emri gerçekleşecek. Döllenme gerçekleşmez. Niye? Döllenme denilince aklınıza her zaman eşeğili üreme gelecektir çünkü. E bu kardeşim eşeğsizse ya ki bu gerçekleşmez. Farklılaşma da gerçekleşir. Burada hem mitoz bölünme gerçekleşecekti. Mitoz bölünmenin sonucu olaraktan da bir ne olacaktır? Farklılaşma gerçekleşmiş olacaktır. Mesela adam bunu sormuş olsaydı eğer ki çoğu arkadaşımız Adana yapardı. Neden? Çünkü farklılaşma çok fazla bilinmez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında çok küçük bir yerde yazar. Ama soru yazarı güzel yakalamış bunu. Farklılaşmayı da ne yapmıştı? Koymuştur buraya. Güzel olmuş yani. Cevap ne geldi o zaman? 1 ve 3 gelmiş oldu.